Evet, İskenderun Sahra Hastanemizden hepinize iyi akşamlar. Hastanemize yoğun hasta kabulü devam ederken çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz, Türkiye'nin medar iftarı Gökhan Zan, milli futbolcumuz bu akşam hastanemizi ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Depremin olduğu ilk günden beri gece gündüz eşiyle beraber, arkadaşlarıyla beraber kendisi sahada hizmet ediyor. Yaralılara, ızdırap çeken yurttaşlarımıza gecesini gündüzüne katarak gayret ediyor ve yaraları sarmaya çalışıyor. Yardım götürmeye çalışıyor. Türkiye adına, bölge adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Gökhan, hoş geldin. Teşekkür ederiz bizi ziyaret ettiğin için. Bölgede en çok neye ihtiyaç var? Sen de dolaşıyorsun, biz de dolaşıyoruz. Senin gördüklerin neler? Öncelikle sarf ettiğiniz bu emekler için teşekkür ederiz. Sağlık bizim için olmazsa olmazımız. Emeği geçen tüm hocalarımıza, tüm bilim adamlarına, tüm doktorlarımıza, tüm gönüllerimize, şahsım adına ve halkımızdan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu sahra hastanelerin kurulması bir nebze bile olsa insanlara şifa açısından, sağlıkları açısından çok kıymetli. Tabii hepimizin başı sağ olsun, ülkemiz ve şehrimiz ve diğer illerimiz ağır bir yara aldı. Üzgünüz. Bundan sonra daha metanetli olmak zorundayız. Bundan sonra çözüm odaklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu 3 haftalık geride kalan kısımdan dersler çıkarıp bundan sonra sağlık anlamında özellikle bazı şeylerin önüne geçebilmek adına çok önem arz etmektedir. Salgın hastalığın olmaması, farklı hastalıkların çıkmaması, çünkü bebeklerimiz, yaşlılarımız çok. Bunu bir an önce Sağlık Bakanlığımızdan ricamız, yetkililerimizden ricamız, özellikle bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum, istirham ediyorum. Tabii burada özellikle yaşlı insanlarımız çok. Rehabilitasyon anlamında ihtiyacımız var. Bu yaşlı insanlarımız, yatalak olanlar var, engelli durumda olanlar var, yürüyemeyenler var, aileler, yaşlı ailelerimiz var, bakamayacak durumda olan insanlar var. Çünkü herkes ailesini kaybetti. 1,5 dakika içerisinde, 2 dakika içerisinde düşünebiliyor musunuz? Aileniz yok oldu, komşularınız yok oldu, akrabalarınız yok oldu, dostlarınız yok oldu, şehriniz yok oldu, ruhunuz yok oldu, anılarınız kayboldu, kültürünüz kayboldu. Ve bu insanlar günü öyle başladılar. Ayakta durmaya çalışıyorlar. Daha acımızı yaşayamıyoruz. Ve maalesef bu yaşta insanlarımız, bebeklerimiz sağlığa ihtiyaçları var. Özellikle yaşlıların rehabilitasyon konusunda rehabilite edilmeler açısından özellikle doktorlarımızdan, gönüllerimizden ricamız, hem onların morale ihtiyaçları var, hem onların sevgiye ihtiyaçları var, hem de onların doğru teşhisi koyup rehabilite edilmeye ihtiyaçları var. Benim tüm doktorlarımızdan, tüm gönüllü ekiplerimizden istirhamım, ricam, bu günleri hassas bir şekilde ve doğru bir şekilde atlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben tüm gönüllere, tüm doktorlarımıza, buraya gönül veren, bu zor zamanlarda yanımızda olan tüm bilim adamlarımıza, hocalarımıza şükürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varlar. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu hastaneyi geldiniz, kurdunuz, emek sarf ettiniz doktorlarınızla birlikte. Ben şahsım adıma ve halkımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bizim sesimiz oldunuz. Bizim şu anda bulunduğumuz duruma katkı sağladınız. Destek oldunuz. El birliğiyle yaraları saracağız. Gücümüz neye yeterse, kudretimiz neye yeterse. Evet, sen de o çağrıda bulundun. Ben de yine bir kez daha tekrar edeyim. Bizimle çalışmak isteyen bütün doktorlara, hemşirelere, sağlık memurlarına, paramediklere, anestezi teknisyenlerine, eczacılara, herkese çok ihtiyacımız var. Lütfen bizimle temasa geçin. Çünkü giderek ihtiyaç artıyor ve önümüzdeki dönemde daha da artacak. Ben salgın hastalıklara tanık olmaya başladım. Bugün onun üzerinde hastamız salgın hastalık semptomlarıyla müracaat etti. Önümüzdeki dönemde bu daha da artacak. Sanıyorum sağlıkla ilgili ihtiyaçlar giderek artacak. O bakımdan lütfen imkanı olan herkes bizimle temasa geçsin ve bir program çerçevesinde burada hep birlikte el birliğiyle hastalarımıza bakalım.
Öte yandan çok sayıda insanın buraya ulaşması da zor. Bugün arazide bulunduk, dışarıda çalışmalar yaptık. Kamplardaki insanların araçları yok, buraya gelme şansları yok. Biz birkaç araç oluşturduk gönüllülerden. Yarından itibaren bir hat oluşturup bölgedeki bütün yerleşim birimlerine, kamplara giderek oradaki hastaları eğer yerinde müdahale edebilirsek orada, yoksa buraya getirerek tedavilerine başlayacağız. Bu konuda senden de ricamız, gittiğimiz yerlerde, gördüğünüz yerlerde eğer sıkıntılı insanlar varsa irtibata geçelim, birlikte olalım ve onların da yaralarını sarmaya gayret edelim. Türkiye adına müteşekkiriz. Türk milleti seni bağrına bastı, yüreğine bastı, seni çok sevdi. Futbolunla, kişiliğinle, karakterinle, duruşunla ama depremde gösterdiğin bu yurtsever tavır, bu yürekli tavır, bu insani tavır gerçekten Türk milletinin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Bu çabaların için sen, ailen, arkadaşların, eşin hep birlikte gösterdiğiniz bu insanüstü gayret için biz de sana müteşekkiriz. Çok çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım, ben de teşekkür ediyorum. Burada tabii her şey insani vicdan ve merhamet duygusuyla hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Milletimiz ve halkımız gerçekten bütünleşmiş, kenetlenmiş ve iradesini göstermiş. Ben tüm milletimize, tüm ülkemize 86 milyon insanı dua eden, acısını bizimle paylaşan, yardım eden, edemeyen, yardım etmeye çalışan ama yapamayan, dünyanın dört bir yandan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler de buraya kadar geldiniz, yaralarımızı sarmaya çalışıyorsunuz, bize güç, kuvvet, moral vermeye çalışıyorsunuz. Bu da bizim için çok kıymetli. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Burada gün siyaset günü değil. Elbet. Hepimiz şu anda tek çatı altında ülkemizin kalkınması, şehirlerimizin kalkınması için el birliği vermek zorundayız. Ben hem devlet büyüklerimizden, hem siyasi parti genel başkanlarımızdan, hem STK'lardan, hem de çok değerli iş insanlarından hepsine halkıma da çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugünlerde çok metanetli, çok sağlıklı düşünmemiz lazım. Hatay çok kutsal topraklar. Hatay özellikle bu şehrin yapılanmasında, tekrardan yapılanmasında özellikle Hatay'ın eski insanlarının, Hatay'ın inanç mezheplerine oluşmuş cemaat insanlarının, farklı mezheplerden olmuş olan bunların ve bilim adamlarının, üniversitelerin, aynı zamanda jeofizikçilerin, arkeologların, iktidarın, siyasi parti genel başkanlarının, tüm paydaşların bir arada toplanarak ortak bir kararla bu şehrin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle de paylaşmak istedim. Bizim Sayın Başkanım, coğrafyamız biliyorsunuz kültürel zenginliği olan ve farklı inançlardan bir arada yaşayan çok bir doğru topluluğuz. Evet. Biz geçmişte de depremler yaşadık, afetler yaşadık ama bu bizi hiçbir zaman ayırmadı. Her zaman birlikte hareket ettim. Ben bu konuda tüm devlet büyüklerimizden ricam ne olur? Bugün birlikte olma günü, bugün yaraları sarma günü. Hep birlikte bu halkın sırtını dayayabileceği, güveneceği devletine ihtiyaç var. Özellikle bu zamanlarda. Benim hem sizlerden ricam hem de devlet büyüklerimizden ricam ne olur? Herkes halkımızın yanında daha fazla gayret sarf etsin. Bizim onların sevgisine, bizim onların sırtımızı dayayabilecek olan güce ihtiyacımız var. Çünkü çok travma yaşamış bir depremzedeleriz biz. Kolay değil bu kadar depremin üst üste yaşamak. Onun için ne olur şu anda kavga etme zamanı değil. Doğru dili kullanma zamanı, şefkat zamanı, dayanışma zamanı, kenetlenme zamanı. Çünkü bu topraklar hepimizin. Biz bu topraklar kolay kolay kazanmadık. O yüzden ne olur tekrardan bu sadece Hatay'ın ve diğer illerin meselesi değil. Bu ülkemizin meselesi. Bu topraklar çok kutsal topraklar Sayın Başkanım. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk hasta yatağındayken 3 defa Hatay, Hatay, Hatay haykırışı. Bu sadece artık Mustafa Kemal Atatürk'ün meselesi değil. 86 milyonun şahsi meselesidir diye düşünüyorum. Ne olur hem Hatay'ı hem de diğer illerimizi kendi kaderine terk etmeyelim. Hem bu yeni yapılanmada özellikle demografik yapısında Suriye göçmenimiz çoktur. Özellikle bu yeni yapılanmada Suriye göçmenlerinin olmaması ne olur hem siyasi parti genel başkanlarımızdan hem devlet büyüklerimizden ricam bu yapıda, bu yeni yapılanmada
bulunmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa demografik yapımız bozulur. Bu kültürel zenginliği ve inancı ve tarihi kültürümüzü tekrardan ayağa kaldırmak için elzemdir ve önem arz etmektedir. Bu konuda herkesin anlayışına sığınıyorum. Sürçülisan ettiysem, birilerini istemeden, sözüm yanlış bir yere çekildiyse şimdiden affola ve özür diliyorum. Sadece ben burada yaşamış birisi olarak bunları dilim döndüğünce doğru anlatmaya çalışıyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem siyasi parti genel başkanlarımız kim varsa Antakya ile ilgili benim paylaşabileceğim ya da onların bir şey sormak istediği bir şey varsa memleketim için, ülkem için, halkımız için her zaman hizmete hazır olduğumu, faydalı olmak istediğimi dile getirmek de isterim. Dediğim gibi şu anda biz hepimiz kenetlenme zamanı, dayanışma zamanı, bir olma zamanı, tekrardan yaraları sanma zamanı. Biz bu depremden, bu felaketten büyük ders alarak Allah korusun yaşanacak başka şehirlerde yaşanacak bu olayla bir an önce önüne geçmek için doğru hamleler, planlamalar yapmamız gerekiyor. Çok kayıplarımız oldu. Ülkemiz daha fazla kayıp yaşamaması açısından ne olur herkes bundan sonra bu deprem konusu üzerinde herkes önüne şapkasını koysun ve düşünsün. Bugün bizim başımıza geldi, herkes kenetlendi. Yarın başkasının başına geldiği zaman biz onların yanında olacağız. Ama acı kayıp yaşamak istemiyoruz daha fazla Sayın Başkanım. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Var olasın. Gayretlerin var olsun. Samimi bir şekilde büyük bir yurtseverlik duygusuyla gecenin gündüzüne katarak gayret sarf ediyorsun. Yaraları sarmaya çalışıyorsun. Bölgenin yetiştirdiği önemli bir değersin, önemli bir kıymetsin. Bunun hepimiz bilincindeyiz. Ve altını çizdiğin konular hakikaten çok önemli konular. Bugün kavga zamanı değil, bugün siyaset yapma zamanı değil. Bugün dostluk zamanı, kardeşlik zamanı, birlik beraberlik zamanı. Kuvayi Milliye ruhuyla, bu ülkenin kurulduğu günlerdeki o aşkla, o sevdayla birbirimize kenetlenme zamanı ve yaralarımızı sarma zamanı. Sayın Öte Başkanım, yandan özür dilerim. Bizim Cumhuriyetimiz çok badireler atlattı. Evet, evet. Ve bunun üstesinden geleceğimizi inanıyorum. Hiçbir kaygım ve endişem yok. Gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Çok güçlü bir milletimiz var. Milletimiz, halkımız iradesini göstermiştir. Devletimiz de aynı şekilde iradesini gösterirse devlet ve milletimizin iradesi bizim ülkemizi tekrardan ayağa kaldırır. Hiç ona şüphe yok. Biz yeniden düştüğümüz yerden kalkarız. Güçlü, kudretli, dirayetli bir şekilde istikbale, güvenle yürürüz hep birlikte. Tabii bölgenin evladı olarak altını çizdiğin konu çok önemli. Buradaki demografik yapının, tarihi ve kültürel mirasın ve dokunun korunması gereğini özellikle vurguladın, altını çizdin. Bu çok yerinde bir vurgu. Benim de hep arkadaşlarımla beraber savunduğum konu da budur. Buna dikkat etmek lazım. Hem bugün hem yarın bu hassasiyete hepimizin özenle dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Sayın Başkanım, bu şehir şurası yapılanması, kurulması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi altını tekrar çizmek istiyorum. Özellikle bu sadece tek başına verilecek bir karar değil bu şehrin yapılanmasında. Özellikle Hatay'ın eski insanları, Hatay'ın tarihini bilen eski insanları, Hatay'ın tüm inançlarını kapsayan kanaat önderleri, bilim adamları, üniversitedeki hocalarımız, jeofizikçiler, akademisyenler, iktidar, siyasi parti, genel başkanı hepsinin oturarak ortak karar alıp şehrin yapılanmasında birlikte hareket ederlerse çok daha doğru olabileceğini düşünenlerdenim. Çok teşekkür ediyoruz ziyaretin için. El birliğiyle bu yaraları saracağız kardeşim. Ben var olasın. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar.